Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikyunduz.com sitesindeki 8. sınıf testlerinden olasılıkla ilgili olan test 20'nin çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz, yukarıda verilen topların üstündeki rakamlarla oluşturulan iki basamaklı sayılardan rastgele bir tanesi seçildiğinde verilen ifadelerden kaç tanesi doğru olur diye sormuş. İki basamaklı sayılar oluşturduğumuzda asal sayı olması imkansızdır demiş. 1 ve 7'yi yazdığımızda 17 asal bir sayı oluşabilir. İmkansız değil. O yüzden doğru değil. 80'den küçük olması kesin olaydır. 8 ve daha büyük, 8 ve 9 olmadığı için bu rakamların içinde 80'den büyük bir sayı yazma şansımız yok. İki basamaklı sayı. O yüzden kesin olaydır. Doğru. Tam kare sayı olması imkansızdır. 1 ve 6'yı yan yana yazdığımızda yani 16 yazdığımızda bir tam kare sayı olur. O yüzden imkansız değil. Bu da yanlış. Çift sayı olması imkansızdır. Üste yazmıştık 16. Çift sayı imkansız değil. Bu da yanlış. Sadece 80'den küçük olması kesin olaydır. Bu doğru. Yani bir tanesi doğru olur. İkinci sorumuz, bir sepette bulunan elmalar arasından rastgele seçilebilecek bir elmanın bozulmuş olma olasılığı bozulmamış olma olasılığından daha azdır. Bu sepette toplam 60 adet elma olduğuna göre bozulmamış elma sayısı en az kaç olabilir? Bozulmuş olma olasılığı bozulmamış olma olasılığından daha az. Yani bozulmuş elmaların sayısı bozulmamış elmaların sayısından daha az. Toplam 60 elma olduğuna göre bunlara 30-30 yazdığımızda yarısı olasılıkları eşit olur. Ama bozulmuş olma olasılığı daha az dediği için 30'dan 1 azaltırsak, 29 yaparsak, bunu da 1 arttırırsak, 31 yaparsak bozulmuş olma olasılığı bozulmamış olma olasılığından daha az olur ve bozulmamış olanların sayısını da en az bulmuş oluruz. Yani 29'a 31 yaptığımızda en az olur. Bunu bu şekilde 28'e 32, 27'ye 33 şeklinde değiştirebiliriz ama bu şekilde yaptığımızda bozulmamış olanların sayısı artar. Bize en azı sorduğu için 29'a 31 şeklinde yazdığımız ve en az 31 tane bozulmamış elma olabilir diyoruz. Üçüncü sorumuz, Türkiye'nin bölgesel haritası 7 bölge 81 ilden oluşmaktadır. Bu bölgelerden Akdeniz'de 8, Doğu Anadolu'da 14, Ege'de 8, Güneydoğu Anadolu'da 9, İç Anadolu'da 13, Karadeniz'de 18 ve Marmara'da 11 ilimiz vardır. Türkiye haritasında rastgele seçilen bir ilimiz boyanıyor. Boyanan il ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı Karadeniz bölgesinde olma olasılığı daha fazladır. En fazla ilimiz Karadeniz bölgesinde olduğu için orada olma olasılığı daha fazladır. Doğru. C şıkkında Akdeniz bölgesinde olma olasılığı ile Ege bölgesinde olma olasılığı eşittir. Akdeniz'de 8, Ege'de de 8 ilimiz varmış. İkisinde de olma olasılığı eşittir. Sayılar eşit olduğu için doğru. İç Anadolu bölgesinde olma olasılığı Marmara bölgesinde olma olasılığından daha fazladır. İç Anadolu'da 13, Marmara'da 11 ilimiz var. İç Anadolu'da daha fazla ilimiz olduğu için orada olma olasılığı daha fazladır. Doğru. Güneydoğu Anadolu bölgesinde olma olasılığı daha fazladır. Güneydoğu Anadolu'da 9 tane ilimiz var ama Güneydoğu Anadolu'dan daha fazla illerin olduğu bölgelerimiz de var. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara gibi. O yüzden Güneydoğu Anadolu bölgesinde olma olasılığı daha fazla değildir. Bu yanlış. Dördüncü sorumuz. Ali Bey bir alışveriş merkezinde 1000. müşteri olmuş ve yandaki çarkı çevirip çıkan hediyenin kendisine hediye edileceği söylenmiştir. Ali Bey'e eşit parçalara bölünmüş bu çarkta kitap çıkma olasılığı kaçtır? Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş bu çarkımız. Tüm durumlar 8 tane. Kitaba baktığımızda 1, 2 tane kitap var. Bizden istenen durum 2 tane. Kitap çıkma olasılığı 2 bölü 8. 2 ile sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 4 olur. Beşinci sorumuz. Yandaki tabloya göre aşağıda verilen olaylardan hangisinde seçilen sayının gerçekleşme olasılığı daha azdır?
çift sayı, tek sayı, asal sayı 3'ün katı olması şeklinde şıklar verilmiş. Hangisindeki olası durum daha azsa gerçekleşme olasılığı da daha az olur. Çift sayı birden 25'e kadar çift sayılar 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. Yani 24'e kadar 24'ün yarısı 12 tane çift sayımız var. Tek sayı olması 24'e kadar 12 tane de aynı zamanda tek sayımız var. Bir de 25 var. Tek sayılar 13 tane. Asal sayı olması 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de asal sayımız var. 3'ün katı olması 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de 3'ün katı olan sayı var. En az 3'ün katı olan sayı olduğu için bunun gerçekleşme olasılığı da diğerlerine göre daha az olur. Altıncı sorumuz. Ahmet yandaki gibi bir dart oyunu tasarlamıştır. Zemini birbirine eş 16 tane kareye ayırmış ve şekilleri kutucukların içine yerleştirmiştir. Ahmet'in bu şekillerin bulunduğu kutucuklardan hangisinin vurma olasılığı en azdır? Hangi şekilden en az varsa onu vurma olasılığı da en az olur. A şıkkındaki şekle baktığımızda 1, 2, 3 tane görüyoruz. B şıkkında 1, 2 tane var. C şıkkı 1, 2, 3, 4, 5 tane. D şıkkı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Hangisinde vurma olasılığı en azdır? Hangisinden en az varsa ki o da B şıkkı, onu vurma olasılığı en az olur. Cevap B şıkkı. Yedinci sorumuz. Yanda Petri kabı içinde bulunan A bakterisi 4 saatte, B bakterisi 3 saatte bir ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Başlangıçta Petri kabında aynı sayıda A ve B bakterisi bulunduğuna göre 24 saatin sonunda kaptan rastgele seçilen bakterinin A bakterisi olma olasılığı nedir diye sormuş. A bakterisi 4 saatte bir bölünüyormuş. A bakterisi 24 saatte 24 bölü 4'ten 6 defa bölünür A bakterisi. B ise 3 saatte bir bölündüğüne göre 24 bölü 3'ten 8 defa bölünür B bakterisi. Başlangıçta aynı sayıda varmış. Başlangıçta bir tane olsun diyelim. İlk başlangıçta bir tane A'dan bir tane B'den olsun. Şöyle bir dedik. Birinci bölünme şu şekilde yazalım. İkinci, üçüncü, dört, beş, altı, sekiz defa bölünecek B bakterisi. Yedi ve sekiz. Birinciden sonra ilk bölündüğünde bir tane vardı. İki tane olacak birinci bölünmede. 2'den sonra her bir iki tanesi her biri ikiye bölünecek. 4 tane. Sonrasında 3. bölümde 4 tane de her biri ikiye bölünecek. 8 tane. Bakın burada dikkat ederseniz 1. bölümde 2, 2. bölümde 4, 3. bölümde 8. 2'nin kuvvetleri aslında. 1. bölümde 2, 2 üssü 1. 2. bölümde 4, 2 üssü 2. 3. bölümde 2 üssü 3 şeklinde devam ediyor. Yani böyle yazarsak 2 üssü 4, 2 üssü 5, 2 üssü 6, 2 üssü 7 ve 2 üssü 8 şeklinde devam eder. A bakterisi 6 defa bölüneceği için A bakterisi 6. bölünmenin sonunda 2 üssü 6, yani A'nın sayısı 2 üssü 6 tane. B bakterisi 8 defa bölünecek. 8. bölünme sonunda 2 üssü 8 olur B bakterisi. Kaptan rastgele seçilen bakterinin A bakterisi olma olasılığı nedir diye sormuş. Öncelikle bunların toplamını bulmamız lazım. 2 üssü 6 64'e eşit. 2 üssü 8'de 64'ü 2 defa daha 2 ile çarparsak 64, bir daha 2 ile çarptık 128, bir daha 2 ile çarptık 256 olur sayısı. Toplam sayıyı bulmamız lazım. 256 ile
64'ü toplarsak elde var 1, 11, 12 elde var 1. 320 olur. Toplam 320 tane bakteri oldu ve bunların bizden A bakterisini sorduğu için 64 tanesi A bakterisiydi. A olma olasılığı 64 bölü 320 olur. Bunları da eğer sadeleştirirsek 64, 320 birbiriyle sadeleşir. 64'e böldüğümüzde 1, 320'yi 64'e böldüğümüzde de 5 olur. A bakterisi olma olasılığı da 1 bölü 5'e eşit olur. 8. soru. Üzerinde 8, 10, 12, 14 sayıları yazan 4 kart bulunmaktadır. Bu kartları gören Eylül, kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları topladığımda kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur diye söylemiştir. Eylül'ün söylediği doğru olduğuna göre Eylül'ün yaşı kaçtır? Üzerinde iki tanesini seçip üzerine yazılan sayıları topladığında kendi yaşını bulma olasılığı 1 bölü 3 olur demiş. Yani burada biz ikişer ikişer bu sayıları toplayalım neler buluyoruz. Yani şöyle 8 ile 10'u toplarsak 18 olur. 8 ile 12'yi toplarsak 20 olur. 8 ile 14'ü topladığımızda 22 olur. 8 ile topladık. 10 ile 8'i toplamıştık zaten. 12'yi toplarsak 22 olur. 10 ile 14'ü toplarsak 24 olur. 24. Onlar da bitti. 12 ile 14 kaldı. 12 ile de 14'ü topladığımızda 26 olur. Yani Eylül'ün dediği rastgele ikisini seçip üzerine yazılan sayıları topladığında olası durumlar bunlar. Ve burada kendi yaşını bulma olasılığı 1 bölü 3 olur demiş. Yani olası durumların 3'te 1'i onun yaşını vermesi gerekiyor. Olası durumlara baktığımızda zaten 18, 20, 24 ve 26'dan birer tane olduğu için toplam 6 olası durum var. 1 bölü 6 olur. 18, 20, 24 ve 26'da ama 22'den 2 tane olduğu için 2 tane 22. Toplamda da 6 tane durum olduğu için 2 bölü 6 o da 1 bölü 3 olur. O yüzden Eylül'ün yaşı 22'dir. 9. sorumuz. İki basamaklı bütün tam kare sayılar ayrı ayrı kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının birler basamağında 5 olma olasılığı kaçtır? İki basamaklı bütün tam kare sayılar. Onları yazalım ilk önce. 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve başka da yok. Tam kare sayı neydi? Bir sayıyı kendisiyle çarptığımızda elde ettiğimiz sayılar. 4 çarpı 4, 5 çarpı 5, 6 çarpı 6 gibi. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde birler basamağında 5 olma olasılığı. Birler basamağında 5 olan sadece 25 var. Bir tane durumumuz var. Toplamda da 6 tane sayımız olduğu için tüm olası durumlar 6 tane. Bizden istenen bir tane 5 olma olasılığı da birler basamağında 1 bölü 6 olur. 10. soru. Bir televizyon kanalında futbol yorumcusu olan Ali %1 milyon penaltı ifadesini kullanmıştır. Ali olasılığın hangi prensibine aykırı bir ifade kullanmıştır diye sormuş. C şıkkına bakarsak eğer olayların olasılık değeri sıfırdan 1'e kadardır demiş. Olayların olasılık değeri sıfırsa imkansız olayda %0 deriz biz buna bu şekilde söyleriz. 1 olduğundaysa %100 olur. Yani bir olayın olasılık değeri %0 ile %100 arasındadır. Bunlardan daha küçük ya da daha büyük bir değer olma şansı yoktur. %1 milyon dediğimizde bundan %100'den daha büyük bir değerden bahsediyoruz. O yüzden Ali burada olayların olasılık değeri sıfırdan 1'e kadardır prensibine aykırı bir ifade kullanmıştır.